Merhaba dostlarım, bugün sizlere benim gibi YouTube çöplüğünde tarihi anlatan bir kanalı tanıtacağım. Şahmat Tarih. Kendisi YouTube çöplüğünde tarih videoları ve alternatif tarih videoları tarzında videolar çekiyor. Kendisine abone olup destek olursanız beni mutlu edersiniz. Cucihan öldüğünde yerine Batuhan geçmiş ve Moğol Kuzey İşgal Kuvvetleri'nin lideri olmuştu. Berke de bu işgal kuvvetlerinde komutanlık yapmıştı. Batı Kazakistan'a sefere gönderilen Berke Han, buradaki savaşlarda attan düşmüş ve kolu çıkmıştı. Sefer dönüşünde yolda yaşlı bir ihtiyara rastlamıştı. İhtiyar, Güney Kazakistan'ın Türkistan şehrindendi. İhtiyar Berke Han'ı tanımıyordu. Lakin onun kolunu ve yaralarını iyileştirdi. Bulduğum kaynaklara göre, Berke Han ile ihtiyar arasında şöyle bir sohbet vuku bulmuş. Berke Han, söyle bakalım ihtiyar, hangi rüzgar attı seni buraya? İhtiyar, evlat, ben 70 yaşındayım. Bu yaşıma kadar elimden geldiğince iyi bir insan olma çabasındaydım. Ancak inancım olan İslam için hicret etmek ve başka yerlere gitmenin gereğine inanırım. Berke Han, bu yaşta ne hicreti ihtiyar? Sana bakacak bir evladın yok mu? İhtiyar. Var evladım, var. Dedim ya, benim de bir davam da var. O dava için yola çıktım. Berke, ne davası bu? İhtiyar, adaletin ve ahlakın davası. Bu sohbet uzayıp gider. Berkan ve Kazak Molla Mustafa arasında samimi bir sohbet ortamı oluşmuştur. Berkan, bu samimi sohbetten ve ihtiyar adamdan çok etkilenmişti. Bu sebepten Berke Han ihtiyarı ülkesine davet etmişti. İhtiyar da bunu kabul etmiş, birlikte yola koyulmuşlardı. Yolda giderken zaman zaman Molla Mustafa durup abdest alması, namaz kılması, onun namazdaki samimi duruşu ve huşu içinde bulunuşu Berke Han'ı çok etkiledi. Her molada Berke Han Molla'ya sorular sorar, Molla Mustafa da sabır ve tevazu içinde sorularını cevaplardı. Berke Han kafasındaki soruların cevabını kavrayıp idrak edince gönlü birden İslam'a ısınır ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Berke Han Müslüman olduğunda tarihler 1240'ı göstermektedir. Evinden bir dava uğruna ayrılan Molla Mustafa samimi çabasıyla dünyada İslam tarihini değiştirecek bir adamın hidayetine vesile olmuştur. Berke Han Müslüman olduğunda ordusuna dönerek seslenir. Berke Han, ey Baturlar! Ben sizin neyinizim? Ordu hep birazdan sen bizim komutanımızsın. Berke, öyleyse bilin ve şahit olun. Ben bir Müslümanım. Sizden de beni seven ve takip eden yiğitlerimden isteğim benim gibi Müslüman olmanızdır. Bütün ordu aynı anda Müslüman olur ve tüm ordunun önünde namaz kılmak için imam olan ve namaza duran Molla Mustafa Fatiha'yı gözyaşları içinde zor tamamlar. Berke Han ve Molla Kasım Kazan'a geldiğinde Berke Han onu sarayda ağırlar ve onu ikamet ettirir. Bundan sonra Molla Mustafa Kazan'da Moğollara İslamiyet'i anlatmaya başlar. 1256 yılına geldiğimizde ise taht Berke Han'a kalmıştır. Berke Han ilk iş olarak Altın Ordu Devleti'ne bağlı Rus prensiklerinden toplanacak vergilerin saptanması için bir nüfus sayımı yaptırdı. 1257 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişkilerini geliştirmek için Selçuklu Sarayı'na damat olup Alaaddin Keykubat'ın kızı Melike Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilik sebebiyle de Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuzeydeki en güçlü müttefiki olmuştu. Bu sırada İlhanların lideri Hülagu Han 1258 yılında Bağdat'a girmiş, taş üstüne taş, omuz üstüne baş kovmuştu. İslam'ın ilim merkezi olan Bağdat şehrini yerle bir etmiş, İslam halifesini öldürmüştü. Bağdat'ın işgal haberi Berke Han'a geldiğinde bu olaya canı çok sıkılır. Lakin elinden de bir şey gelmemektedir.
Çünkü ne kadar da bağımsız gibi görünseler de hala Moğol Hanı Mönke'ye bağlılık yemini etmişlerdir. Batıda bu olaylar yaşanırken imparatorluğun doğusunda Ulu Han Mönke Çin seferindeyken ölmüştü. Seferde yanında olan Kübilay ile başkent Karakum'da olan Arık arasında Moğol İmparatorluğu tahtı için taht savaşı başlamıştı. Berke bu iç savaşta Arık'ı desteklemişti. Bu taht savaşına daha sonra Moğol İmparatorluğu serimizde detaylı olarak ele alacağız. Şimdi konumuza geri dönelim. Berke Han 1259 yılında Galiçya Kralı Daniel'i mağlup etmiş ve 1259 tarihinde Moğol Generali Burunday ve Nogay Han öncülüğünde ikinci bir harekat tertip edilerek Litvanya ve Polonya'ya karşı harekete geçilmiş ve yağmalarda bulunmuştu. Litvanya Polonya art arda mağlup edilmiş ve yüklü miktarda ganimet ele geçirilmişti. Aynı yıl Prens Alexander Nevski'nin kışkırtmaları sonucu 1259'da Novgorod'da, 1262'de de Rostov, Suzdal ve Yaroslav kentlerinde ayaklanma baş gösterdi. Berke Han bu ayaklanmaları şiddetle bastırdı. Buhara ve Semerkant'ta Müslümanlara zulmedildiğini öğrenince atına atlayıp Buhara ve Semerkant'a giderek buradaki Müslümanlara kötü davranan Hristiyanları cezalandırdı ve kiliselerini yıktırdı. Moğol İmparatorluğu tahtı için başlayan iç savaş Kübilay ve Arık arasında devam ederken Büyük Han Mönke'nin ölümünden faydalanan İki taraf Hulagu ve Berke Han birbirlerine savaş ilan ettiler. Berke, Bağdat'taki Müslümanların intikamını almak için Hulagu'ya savaş ilan etmişti. Hulagu da Tengiri dinden dönmüş olan Berke'yi ortadan kaldırmak istiyordu. 1262 yılında Altın Ordu İlhanlı Savaşı başlamıştı. Hulagu Han'ın oğlu Abaka, Orta Asya üzerinden Altın Ordu topraklarına sefer düzenlemişti. Fakat Berke Han'ın yeğeni Nogay Han tarafından yenilgiye uğramıştı. Berke'nin desteğiyle cesaretlenen Nogay Han, Hazar Denizi dolaylarına karşı saldırıya geçer fakat Abaka tarafından ağır bir yenilgiye uğratılır. Bu sırada da Hulagu Han, Kafkaslar'da ordusunu toplamaktadır. Abaka da bu orduya katılmıştır. Hulagu Han'ın planı şudur. Kafkaslar'dan saray şehrine ulaşıp Altın Orda'yı ve kendince kafir olan Berke'yi ortadan kaldırmayı planlamıştı. Bu plan üzerine Hulagu, Subutaynoya'nın 1220 yılında kullandığı rotayı kullanmaya karar verir ve Durban geçidinden Altın Ordu topraklarına ulaşır. Hulagu'nun takriben 100 bin civarı askeri mevcuttu. Bunun karşısında Berke Han'ın 30 bin civarında askeri vardı. Hulagu Han askerinin çokluğuna ve kendine çok güveniyordu. Bu yüzden kibere kapılıp tedbirsiz davranıyordu. Hulagu Han Terek nehrine doğru yaklaştığında karşısında az bir Altın Ordu birliği bulmuştu. Hulagu derhal bu birliğin üzerine saldırdı. Bu birlik çok fazla dayanamadan geri çekildi. Bu küçük zafer sefere olan umudu arttırıyordu. Hulagu kuvvetlerinin bir kısmını oğlunun kumandasında düşman peşinden yolladı. Abaka ve ordusu terk edilmiş bir kampa rastladılar ve burada dinlenmeye karar verip kendilerine ziyafet çektiler. Ancak bu Berke Han'ın kurduğu ustaca bir tuzaktı. Altın Ordu'nun ana kuvvetlerini fark ettiklerinde şaşkına dönmüşlerdi. Berke Han iki tepeye de 3000 okçusunu gizlemişti. Berke Han saldırı emri verdiğinde bu okçularda gizlendiği yerden çıkarak Hulagu'nun ordusunu ok yağmuruna tutmaya başlayacaktı. Bu sırada da Berke Han ve ordusu Moğolları çember içine alıp kılıçtan geçireceklerdi. Plan harfiyen uygulanmıştı. Kıran kırana çarpışmalardan sonra İlhanlı birlikleri donmuş Terek Nehri üzerinden geri çekilmeye başladılar. Ama asker ve atların ağırlığına dayanamayan buz kırıldı ve birçoğu buz gibi suda boğuldu. Bu yenilgi sonucunda Hulagu güneye çekilmek zorunda kaldı ve böylece Berke Han kaybettiği toprakları geri almayı başardı. İki tarafında bu savaşı sürdürecek gücü kalmamıştı ve Arık Kübilay'a teslim olduğunda Altın Ordu da Kübilay'ın hükmünü kabul etmişti. 1265'te Hulagu Han ardından 1266'da da Berke Han vefat etmişti. 1266'da Berke Han ölürken arkasında iç huzurunu sağlamış, Müslümanlaşmış ve barındırdığı yoğun Kıpçak nüfusu nedeniyle giderek Türkleşen bir imparatorluk bıraktı. Berke Han'ın varis bırakmadan ölmesi üzerine Altın Ordu tahtına Mengü Timur geçmiştir.